geldiniz. Bugün sizlerle tamlamalar konusunu işleyeceğiz. İlk önce bir isim tamlaması, diğer ismiyle, diğer şekliyle. Ad tamlaması neymiş bunu öğreneceğiz. İki ya da daha fazla ismin, iki tane olacak, anlam ilgileriyle birbirlerine bağlanarak oluşturduğu sözcük grubuna isim tamlaması denir. İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan oluşur. Genellikle tamlayan başta, tamlanan sonda olur. Ama ne demişim? Genellikle, her zaman böyle değil. Yani tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Geliyorum bir tamlayanı göreyim. Tamlayan yardımcı öğe, tamlanan ise asıl öğe. Tamlayan ın, in, un, ün tamlayan eklerini alırken tamlanan ekleri de ı, i, u ve ü seslerinden oluşuyor. Tamlayan eki ilgi eki olarak da karşımıza çıkarken tamlanan eki de iyelik eki olarak karşımıza çıkıyor. Kişi adlarında tamlayan eki ın, im şeklinde, yani kişi adlı dediğimiz şey şuydu: ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar bizim için kişi adlarıydı. İyelik ekleri de ın, ın, ımız, ınız ve narı şeklinde. Bunları zaten örnekler üzerinde göreceğiz. Daha da açıklayıcı olacaktır. Geçiyorum belirtili isim tamlamasına. Ne diyor? Hem tamlayanı hem de tamlanın tamlama eklerini aldığı tamlama türüdür. Şurada yurdumun insanı, yurdumun insanı. Bekçinin köpeği, bunlar tamlayan, tamlanan. Sokağın lambası, tamlayan, tamlanan. Kızın çantası, tamlayan, tamlanan. Bir de çok çok meşhur olan bir örneğimiz var. O da, yazıyorum şuraya, kapının kolu. Bunu kimse unutamaz herhalde. Kapının tamlayan, kolu tamlanan. Geçiyorum. Ben ve biz, kişi adları tamlayan olduğunda tamlayan eki im olarak kullanılır. Yani ne diyor olay şu? Kişi adlı burada ben. Üzerine gelen ek ne? Benim, günüm. Biz, im. Bizim yolumuz. Aslında tamlayan ekimiz şuydu ki görmüştünüz. In, in, un ve ün şeklindeydi. Ama tamlayanımız ben ve biz olduğu zaman buradakiler değişebiliyormuş. Ve ne oluyormuş? İm şeklinde karşımıza çıkıyormuş. Geçiyorum. Kişi adlılarının tamlayan olduğu durumlarda tamlanan eki kişi adılına bağlı olarak değişir. Yani şöyle, sizin arabanız, bakınız olmuş. Bizim çiçeğimiz, miz olmuş. Gördünüz mü? Şuradaki sizine bağlı olarak sizin dediğimiz ek, tamlayan eki, nız dediğimiz ekte tamlanan eki, tamlanan ekimiz de tamlayan ekimize göre değişmiş. Bizim demişim, çiçeğimiz demişiz. Gördünüz mü? Senin gözlerin, benim suçum. Bunlar tamlayan eklerimiz, tamlanan ekine göre değişebiliyormuş. Tamlayan eki ın, in yerine bazen danden eki kullanılabilir. Tamlayan, tamlanan içinden seçme bildirirse ın, in eki yerine danden kullanılabilir. Seçme bildirmezse kullanılmaz. Kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar. Bu biraz karışık bir cümle gibi görünüyor olsa da ben size örnekler üzerinden çok net bir şekilde anlatacağım şimdi. Ne demişim? Kitapların birkaçı. Seçme bildiriyor mu? Bildiriyor. Yani kitaplar var, bir sürü kitap var. Ama ben bunlardan birkaçını seçeceğim. Seçme bildiriyor. Ve ben bu kitapların yerine danden getirebiliyor muyum? Kitaplardan birkaçı diyebiliyor muyum? Evet, herhangi bir anlatım bozukluğu oluyor mu? Hayır, olmuyor. Bundan dolayı burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Ve seçime de bildiriyor zaten. Takıların bazıları. Takıların yerine ben danden de getirebiliyor muyum? Takılardan bazıları seçme bildiriyor mu? Çok takı var ve ben bunlardan bazılarını söylüyorum. Bu da oluyor. Aşağıdakilerin hangisi, aşağıdakilerden hangisi şeklinde söyleyebiliyor muyum? Söyleyebiliyorum. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok burada. Ve seçme bildiriyor. Geliyorum yazarların tümü demiş. Yazarlardan tümü diyor muyum? Bakın yazarların diyor. Yazarların tümü, yazarlardan tümü. Zaten tümü dediğin zaman hepsini kapsıyor. Yazarlardan dediğin zaman anlatım bozukluğuna yol açıyor. Burada olmaz. Seçme bildirmiyor. Kitapların hepsi diyor. Burada herhangi bir seçme bildirmiyor. Hepsi diyor. Tümünü kapsıyor. Ve kitaplardan hepsi dediğim zaman kitaplardan hepsi anlamlı bir cümle olmuyor arkadaşlar. Burası daha yine anlatım bozukluğuna yol açan bir durum. Geçtim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. İlk slaytımda ben zaten bunu söylemiştim. Dante gibi ortasındayız ömrün. Buradaki tamlayanımız hangisi? Ömrün. Tamlanan hangisi? Ömrün ortası. Bakın burası tamlayan. Burası da tamlanan. Genellikle bizim tamlayan baştaydı, tamlanan sondaydı ama burada tam tersi olmuş. Tekerleği patlamıştı bindiği bisikletin. Bisikletin tekerleği. Bakın burası da yine aynı şekilde tamlayan. Burası da tamlanan. Camları açık kalmıştı odanın. Odanın tamlayan. Camları tamlanan.
Gördük mü? Tamlayan ve tamlanan yer değiştirebiliyor. Bu yer değiştirme bize herhangi bir anlatım bozukluğu olarak karşımıza çıkmayacak çünkü bunlar anlatım bozukluğuna sebebiyet veren durumlar değil. Belirtili isim tamlamalarında araya başka sözcükler girebilir. Mesela kızın eteği. Bu bizim için belirtili isim tamlaması. Ama nasıl etek dediğim zaman bu kabarık benim için sıfat oldu arkadaşlar. Yani belirtili isim tamlamasının arasına bir sıfat girmiş. Sınıfın yeşil tahtası. Sınıfın tahtası dediğim zaman belirtili isim tamlaması oluyor. Ama araya nasıl tahta diye sorduğum zaman tahtanın rengini belirttiğinden dolayı bu da benim için sıfat. Ekmeğin sert kısmı. Ekmeğin kısmı. Belirtili isim tamlaması. Nasıl kısmı? Sert kısmı dediği için burası da benim için sıfat oluyor arkadaşlar. Geliyorum kişi adlarının ya da zamirlerinin tamlayan olduğu at tamlamalarını tamlayan düşebilir. Bu duruma tamlayanı düşmüş at tamlaması diyoruz minik turtalarım. Yani ne demek istiyor? Bakın çocukluğu hep sokaklarda geçmiş. Çocukluğu demiş. Burada bir tamlanan ekimiz var. Yani diğer ismiyle iyelik ekimiz var. Onun çocukluğu diyorum değil mi? Onunu yazmamış cümle içerisinde göstermemiş. Ama ben çocukluğun kime ait olduğunu biliyorum. Onun çocukluğu diyorum. Bunu düşürdüğü için tamlayanı düşmüş isim tamlaması olarak niteleniyor. Uykularımda sürekli aynı kabusu görüyorum. Benim uykularım buradaki yine aynı şekilde düştüğü için ben zamiri düştüğü için burada sadece tamlanan verilmiş ama ben bunun düştüğünü biliyorum. Gözlerindeki hüznü görebiliyorum. Onun gözlerindeki ya da senin gözlerindeki fark etmiyor. Sonuç olarak burada bir kişi adlı var ama ve onu düşürmüşler. Bu da bizim için tamlayan düşmüş at tamlamasıydı. Geliyorum diğer özelliğe. Bazı isim tamlamalarında tamlanan düşebilir. Tamlanan hangisi? Arkadaşlar şunu bir söyleyeyim önce. Tamlayan ve tamlananı karıştırıyor olabilirsiniz. Bu çok doğal. Size vereceğim şu anki bir ipucuyla karıştırmamanızı umuyorum artık. Şimdi tamlayan ve tamlanan vardı. Genellikle bu zaten tamlayan başta, tamlanan sondaydı. Şu şekilde kodlarsanız, yanan şeklinde kodlarsanız, tamlayan, tamlanan şeklinde aklınıza kalırsa bir daha karıştırmazsınız. Tamlanan düşebilir dediği için o zaman ikincisine bakacağım. İkincisinin düşmesi lazım. Defter onun. Bakın burada tamlanan düştü mü? Düştü. Nereden anlayacağım bunu? Bu bir devrik cümle. Ben bunu kurallı cümleye çeviriyorum. Onun defteri. Onun defter diye bir şey var mı? Onun defter olmuyor. Onun defteri. Bakın buradaki i tamlanan ekimiz düşmüş oluyor. Yani devrik cümleyi kurallı cümleye çevirdiğiniz zaman orada düşen tamlananı görebilirsiniz. Ayakkabı, Efe'nin ayakkabısı. Efe'nin ayakkabısı. Buradaki yine aynı şekilde tamlanan düşmüş. Valiz yolcunun valizi. Bakın buradaki yine aynı şekilde tamlanan düşmüş. İsim tamlaması diyoruz bunlara da. Geçiyorum bir sonrakine. İsim tamlamalarında bir tamlayan birden çok tamlanan için kullanılabilir. Buna ne diyoruz? Tamlayanı ortak isim tamlaması. Yani bir tane tamlayanımız olacak. Birden fazla tamlananımız olacak. Şimdi dervişin fikri neyse zikri olur. Önce bir tamlayanımı bulayım. Derviş. Bakın dervişin dediği için burası benim için tamlayan. Dervişin fikri ve dervişin zikri. Gördünüz mü? İki tane tamlananım var. Öğretmenin yazdıkları ve sordukları. Öğretmenin burası benim için tamlanan, tamlayan. Burası da tamlanan. Öğretmenin yazdıkları, öğretmenin sordukları. Kitabın kapağı içeriğini anlatmaya yetiyordu. Kitabın tamlayan kapağı, kitabın içeriği. Bunlar da benim için tamlanan. Şurada da yine aynı bir örnek var. En sonunda şu arkadaşlar. Bahçesinin gürültüsünü, koridorlarını bile çok özledim. Okulumun, bakın burası tamlayan. Okulumun bahçesi, okulumun gürültüsü, okulumun koridorları bunlar da tamlanan. Hepsi tamlanan. Burada yine aynı şey tamlayan ortak isim tamlaması. Tamlayan ortak olur da tamlananı ortak olmazsa olur mu? Olmaz. Burada da tamlananın ortak bir isim tamlaması bulacağız. Şimdi bolluğun, bereketin, tabiatın simgesi. Bakın burası bizim için tamlanan. Tamlanan neymiş? Tabiatın simgesi. Tabiatın bereketi. Tabiatın bolluğu. Bunların hepsi tamlananı ortak mı? Bir tane tamlananımız var. Birden çok tamlayanımız var. Okumanın ve yazmanın kıymeti. Burası tamlanan. Yazmanın, okumanın demişiz. Burası da bizim için tamlanan. Yani bir tane tamlananımız olduğundan dolayı burada. Burası da diğer tamlayanlar ona bağlandığından dolayı. Burası da tamlananı ortak isim tamlaması diyoruz bunlara da.
Geldiğimiz amirler, adıllar, ad tamlamasını tamlayan ve tamlanan olarak görev alabilirler. Yani diyor ki zamirler ben, sen, o dediğimiz olay bazen tamlayan olabilir, bazen tamlanan olabilir. Mesela ne demiş? Onun yüreği. Bakın burada tamlayan görevinde. Kendimin düşmanıyım. Kendimin düşmanı. Yine burada tamlayan görevinde. Kedilerin hepsi. Burada zamirimiz ne? Hepsi zamiri. Burada tamlanan görevinde. Astığı elbiselerin tümü. Elbiselerin tümü. Burası da yine tamlayan görevinde. Tümü bizim için bir belgisiz zamir. Belirtili ve belirtisiz ad tamlamaları cümlede sıfat veya belirteç göreviyle kullanılabilir diyor. Geliyorum Ege'nin incisi İzmir'e gideceğim. Ege'nin incisi bakın. Ege'nin incisi. Burası bizim için bir tamlama mı? Evet. Belirtili bir tamlama mı? Evet. Bakın önünde isim olduğundan dolayı Ege'nin incisi tamamen bu sefer ne oluyor? Sıfat durumunda. Yani Ege'nin incisi dediğimiz şey İzmir'i nitelendirdiğinden dolayı sıfat konumunda yer alıyor. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Bakın güneş rengi dediği olay şu. Sıfat aslında. Önünde de yaprak olduğundan dolayı bu isim. Yani ismi nitelendiriyor. Nasıl yaprak? Güneş rengi yaprak diyoruz. Buradaki de burası belirtisiz isim tamlaması güneş rengi. Yani güneşin rengi olsaydı eğer o zaman belirtili isim tamlaması olurdu. Fakat sadece tamlanan yer aldığından dolayı burada yani tamlayan eki olmadığından dolayı burası belirtisiz isim tamlaması ve ismi yaprağı nitelendirdiği için sıfat konumunda. Geldim. Belirtisiz isim tamlaması. Tamlayanın ek almadığı, tamlayan neydi? Şöyle hatırlayalım. Yanan demiştim ben size. Yani baştaki. Tamlayanın ek almadığı sadece tamlananın ı, i, u, ü eklerini aldığı tamlamadır. Mesela ne diyor? Sel felaketi. Bakın burada tamlayan ek almamış. Bundan dolayı belirtisiz isim tamlaması. İkisi de isim mi? Sel bir isim, felaket de bir isim. İkisi birleşiyor fakat tamlanan ek alıyor, tamlayan ek almıyor. Belirtisiz isim tamlaması. Umut bir isim mi? Işık bir isim mi? Evet, ikisi birleşiyor. Fakat sadece tamlanan ek aldığından dolayı burası da bizim için belirtisiz isim tamlaması. Çünkü tamlayan ek almamış görüyorsunuz. İncir ağacı. İncirin ağacı deseydim o zaman olurdu belirtili isim tamlaması. Ama sadece tamlanan ek aldığından dolayı tamlayan ek almamış ve bu da belirtisiz isim tamlaması. Sigara böreği tamlanan ek alıyor. Sadece sigaranın böreği değil, sigara böreği dediğinden dolayı burası da belirtisiz isim tamlaması oluyor. Geldim buraya. Bazı belirtisiz ad tamlamalarında tamlanan ekinin kullanılmadığı görülür. Tamlanan eki ikinci ekimizde. Kestane kebap. Kestane kebap diye bir şey var mı? Günlük hayatta kullanıyoruz. Ama bu aslında nasıl kullanılması gerekiyor? Kestane kebabı. Şuradaki P de yumuşar. Kebabı olacak. İnegöl köftesi. Can sokağı. Bunların olması gerekenler bunlar. Ama biz ne diyoruz? İnegöl köfte, kestane kebap, can sokak. Bu şekilde kullanıyoruz günlük hayatımızda. Ama bunlar da tamlanan ekin kullanılmadığını görebiliyoruz. Belirtisiz isim tamlamalarında. Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan cümleden oluşabilir. Böyle bir soru çıkmıştı arkadaşlar daha önceki sınavlarda. Şöyle imdat boğuluyorum sesi. Bakın burası imdat boğuluyorum sesi. Burası tamlayan, tamlanan. Ama burada herhangi bir ek almadığından dolayı imdat boğuluyorum. Kendi başına bir cümle olduğundan dolayı herhangi bir ek almadığından dolayı burasını biz belirsiz ad tamlamasında ve cümleden oluştuğu için bunu biz tamlayan cümleden oluşmuş diyebiliyoruz. Salgın olacak haberi. Bakın salgın olacak haberi. Burası da bir cümleden oluşuyor. Bu şekilde sorulan bir soru tekrar da çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bunu iyice bir aklınıza tutun. Geçiyorum. Belirtisiz ad tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Şimdi kütüphane kapısı. Bakın kütüphane kapısı bizim için bir belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Nasıl kütüphane kapısı? Eski kütüphane kapısı. Bakın bu bizim için bir sıfat. Bunu niteliyor. Bilim kurgu filmi. Burası belirtisiz isim tamlaması. Nasıl bilim kurgu filmi? Bir. Bilim kurgu filmi. Bu bir de bizim için yine sıfat. Ad tamlamalarında isim fiiller ve sıfat fiiller tamlayan veya tamlanan ek olarak kullanılabilir. İsim fiillerimizi görmemiştik galiba. Evet görmedik. Bunları ilerleyen videolarda göreceğiz. Ama sadece ma, ış ve mak şeklinde karşımıza çıkacak. Sıfat fiilleri de biliyorsunuzdur. Anasını mezar dikecekmiş şeklinde karşımıza çıkıyordu. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakışının keskinliği. Bakış. Gördünüz mü? Bakmaktan bakış. Bu isim fiil oldu.
Keskinliği zaten bir isim olduğundan dolayı burada yine aynı şekilde tamlayanı ve tamlanan ortak kullanılabilir demişiz. İsim fiilden oluşmuş. Gidenin hayali. An-en burası bizim için sıfat fiil. Gidenin hayali demişiz. Burası da yine belirtisiz isim tamlaması. Geliyorum takısız eksiz isim tamlaması. Hem tamlayanın hem de tamlanın ek almadığı, tamlayan tamlanın neyden yapıldığını ve neye benzediğini belirtiyor. Bu en basiti arkadaşlar. İkisi de ek almıyor. Sadece tamlayan ve tamlanan neyden yapıldığını ya da neye benzediğini belirtiyor. Demir kapı. Nasıl kapı? Demir kapı. Yani kapı demirden yapılmış. Altın küpe. Nasıl küpe? Altından yapılmış bir küpe. Pamuk iplik. Nasıl iplik? Pamuk iplik. Kömür gözlüm. Nasıl gözlüm? Yani neye benzediğini burada aslında gösteriyor. Gözün kömüre benzediğini belirtiyor. Ay tenlim, teninin aya benzediğini belirtiyor. Cennet vatan, vatanın da cennet gibi olduğunu belirtiyor. Burada herhangi bir ın, in, un, ün eklerimizden herhangi birini almıyor arkadaşlar. Geldim zincirleme isim tamlamasına. En az 3 adın, 3 bak en az demişim, 3 adın. Zaten 2 tane gelince belirtili ya da belirtisiz oluyor. Bu yüzden en az 3 tane olması gerekiyor. En az 3 yılın bir aya gelmesiyle oluşan isim tamlaması, bir isim tamlaması sonuna ya da başına bir isim daha getirilerek oluşturuluyor. İki isim tamlamasının bir aya getirmesiyle de oluşturulabilir. Tamlanan mutlaka ek alır. Tamlayan önemli değil ama tamlanan diyor ki mutlaka ek alması gerekiyor. Şimdi polisiye romanların okuyucusu, bakın romanların okuyucusu bizim için bir belirtili isim tamlaması mı? Evet. Ama ben buraya bir de polisiye roman dediğim zaman, polisiye de bir isim. Bunu da başa getirdiğim zaman 3 tane isim yan yana gelmiş oluyor mu? Oluyor. Bu da benim için zincirleme bir isim tamlaması oluyor mu? Gayet de güzel oluyor. İstanbul'un trafik yoğunluğu. Bakın trafik yoğunluğu dediğim zaman burası belirtisiz isim tamlaması. Başına ben bir de isim getirmişim. İstanbul ismini getirmişim. 3 tane isim yan yana geldi mi? Geldi. Bundan dolayı burası da benim için zincirleme isim tamlaması mı? O kadar. Evet. Çünkü ne diyor bana? En az 3 ad bir araya gelecek. Ben zaten 3 tane getirmişim. 4-5 tanesinin de gerek var. Şehrin altyapı sorunları. Şimdi şehrin sorunları şurada ya da altyapı sorunları dediğim zaman şu burada da yine belirtisiz isim tamlaması var. Fakat başına ben bir de bir isim daha getiriyorum. Şehrin altyapı sorunları cümlesi meydana geliyor. Ve bu da benim için bir zincirleme isim tamlaması. Çünkü zaten şehir, altyapı ve sorun hepsi birer isim. Bu 3 isim yan yana geldiği zaman da benim için bir zincirleme isim tamlamasını meydana getiriyor. Böylelikle isim tamlamalarını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda da sıfat tamlamalarını göreceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.